Mustafa Yurt Kur'an'la ilgili de şu an kararın Adil Serdar Saçan'ın 14 yıl hapis cezası aldığı yönünde arkadaşlarım bana hemen kulaklığımdan bilgiyi ulaştırıyorlar. Adil Serdar Saçan'dan önce de Ferit Berna ile ilgili bir bilgi vardı. Eğer onu da tekrar ederlerse onu da buradan tekrarlama fırsatı buluruz. Dediğimiz gibi kararlar açıklanmaya başladı. 275 sanık var duruşmada ve 275 sanık hakkındaki kararını mahkeme heyeti açıklamaya başladı. 66'sı tutuklu bu sanıklardan, 3'ü bugün duruşmaya gelmeyen isimler Levent Ersöz, Nusret Taşdeler ve Serdar Öztürk. Onun dışındaki tüm tutuklu sanıklar duruşma salonunda hazır bir vaziyette bekliyorlar. 209 tutuksuz sanıktan da yalnızca 24'ü duruşma salonunda yer almışlardı ve o 24 tutuksuz sanıktan da 21 kişi beraat etti. Evet, Arif Doğan'la ilgili bir bilgiye ulaştı. Arif Doğan'a verilen hapis cezası ise 25 yıl olarak mahkeme heyeti tarafından az önce ilan edildi, duyuruldu. Arif Doğan'la ilgili olarak tabii Arif Doğan'a elbette ki duruşma salonunda verdiği o dikkat çekici savunmadan hatırlıyoruz. Arif Doğan JITEM'i kendisinin kurduğunu ifade etmiş duruşma salonunda yaptığı savunmasında ve bu bilgi duruşma tutanaklarına da bu şekilde geçmişti. Emekli albay duruşma salonuna da rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle getirilmişti ve rahatsızlığı nedeniyle de tutuksuz yargılanıyor zaten. Hemen akabinde oksijen tüpü de Arif Doğan'ın ardından duruşma salonuna alınmıştı. O da 25 yıl hapis cezası alan isimler arasında. 275 sanık 21'ine beraat kararı verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Bu 21 isim arasında Ali Yiğit, Süleyman Esen ve Salih Kunter gibi isimler yer alıyor. Drejali olarak kamuoyunda Drejali olarak tanınan Ali Yasak 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Evet, Osman Yıldırım da yine Danıştay davasından azmettirici olarak tanıyoruz ve biliyoruz. Osman Yıldırım'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Hatırlanacağı gibi Danıştay davası görülmüş ancak karar da çıkmasına rağmen ardından bu karar bozulmuş ve Ergenekon davasıyla birleştirilmesi yönünde karar alınmıştı ve Danıştay davasında azmettirici olarak yargılanan Osman Yıldırım da 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Emekli Tuğ Amiral Alaaddin Sevim 10 yıl hapis cezası aldı. Eski rektörler Ferit Bernay, Mustafa Yurt Kur'an 10'ar yıl hapis cezası aldılar Ergenekon davasında. Evet, Arif Doğan'a ilişkin şu an bilgiyi ekranda görüyoruz. Ergenekon terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyordu Arif Doğan. Az önce sözünü etmiştik. JITEM'in kurucusu olduğunu duruşmadaki savunmasında kendisi itiraf etmişti. Emekli albay, onun hakkında verilen karar 25 yıl hapis cezası oldu. İsmail Hakkı Pekin, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, onun hakkındaki suçlama ise terör örgütü faaliyeti çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak hükümeti görevini yapamaz hale getirmekti ve o da hapis cezası alan isimler arasında. 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi İsmail Hakkı Pekin'e, eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı. Evet, avukatların kararlar açıklanmaya başladıktan sonra duruşma salonundan çıktığına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da salonu terk eden isimlerden biri ve Ümit Kocasakal'ın az sonra bir basın açıklaması yaparak, içerideki tüm avukatlar adına bir basın açıklaması yaparak avukatların tepkisini ortak birazdan dile getireceği yönünde bilgiler ulaşıyor elimize. Bu arada eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan da 14 yıl hapis cezası aldı. Adil Serdar Saçan davada tutuksuz yargılanan sanıklar arasındaydı. Aslında Adil Serdar Saçan hakkındaki suçlama Ergenekon terör örgütü üyeliğiydi ve bu kapsamda 14 yıl hapis cezası aldı. Adil Serdar Saçan bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde organize suçlarla mücadele şube müdürü olarak görev yapmıştı ve o dönemde Tuncay Güney'i sorgulayan ilk isimdi ve Ergenekon ismi ilk kez o sorguda ortaya çıkmıştı. Ancak o zaman soruşturma devam etmedi. Tuncay Güney'in sorgusunda kaldı.
bilindiği gibi Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının ardından Ergenekon soruşturması başladı. Evet, ekranda Osman.